Fatma Gül, ellerine sağlık vallahi. Ne kadar güzel kokuyor. Taze nane koydum ondan. Biliyorsun nane hazma da çok iyi gelir. Ben kirme hazırlıyordum. Sağ ol. Önemli değil. Abi, hadi yemek hazır. Bari kapıyı da aç. Abi. Sağ ol. Çalamadım kapını. Fatma Gül de döktürdü sağ olsun ha. Yemekler şahane. Çorbayı çok doldurdu ama vallahi bir şey diyemedim. Ama sen seversin, sıcak sıcak yersin. Hadi otur, soğutma. Afiyet olsun. Nasıl? Güzel değil mi? Bugün ne konuştunuz? Boşanmak istediğini söyledi. Bir de... Yani öyle işte. Özetle o. Dayanamıyor böyle devam etmeye. Boşanacak. Konuştuklarımı söylemedin değil mi? Söyler miyim hiç? Abla bak sakın, ne olur bilmesin. Bilmiyor oğlum. Şöyle bir yokladım hatta. Mektubunu da okumamış. Yani yırtmış atmış. Ben karışmam, merak etme. İstersen sen söylersin, tamam mı? Yani zamanı gelince. Kerim, ben evi satmaya karar verdim. Sen de gitmedin madem. Burada bir hayat kurmaya karar verdin. Yani para lazım. Aman satayım gitsin işte. Abla sakın. Oraya dönemeyeceğiz ki bir daha. Yani boşu boşuna duracağını bir işimizi görsün. Ben senden böyle bir şey yapmanı isteyemem. Yani ben bir şekilde başımın çaresine bakarım. Ne olur. Ben senin için yapmayacağım da kimin için yapacağım Kerim? Benim hayatta senden başka kimim var oğlum? Söylesene kimim var? Hem bana da para lazım. Yani ben bir boş boş oturacak değilim herhalde. Hayatıma devam etmek için ben de bir düzen kurmak zorundayım değil mi? Hem Fatma Gül de okuyacağım, dışarıdan liseyi bitireceğim diyor. Çalışmak istiyor. Ona da arka çıkmak lazım. Yengesi hayatta izin vermez onun istediklerini yapmasına. Ne olursa olsun o kadının elini bırakmayacağım ben Fatma Gül'ü. Hep arkasında olacağım. Orada boş duran evin hiç kimseye faydası yok. Merak etme, ben canı gönülden istiyorum satmayı. İçim rahat. Sen de rahat ol. Lütfen. Bu yuva yaradı Murat'a. Bak nasıl erken yiyip yatıyor, görüyor musun? İyi oldu, iyi. Oh, ben de sofradaki mızmızıyla uğraşmıyorum. Gerçi paradan yiyoruz ama. Olsun ama, okul gibi değer. İyi de paralar suyunu çekmeye başladı. Nasıl idare edeceğiz böyle? Baksana, paradan söz edince bizimkinde hiç ses çıkmıyor. Ne diyeceğim ki ben? Vallahi onu bunu bilmem kızım. Hazıra daha dayanmaz. Bizim paralar suyunu çekti. O kocanın elinin cebine daha fazla sokacak. Ne bakıyorsun? Parasını senin üstüne yaparken iyi de ben kocan deyince mi kötü oluyor? O parayı kabul etmedim ben. Ettin etmedin, yapmış işte be. Yok öyle yağma. Para benim değil diye kurtulamaz. Kızım bu ev gazoz kapağıyla dönmüyor. Çıkarıp harcayacaksınız siz de. O pis paranın bir kuruşu girmeyecek bu eve.
Bir lokması geçmeyecek kursağımızdan. Yok ya. Ben evimi ocağımı kapattım geldim. Burada işsiz güçsüz kaldık. Bana bak kızım. Cimrilik yapmayacaksın. Bu yapılan iyiliğin hakkını vereceksin sen de. Mecbursun. Fatma Gül nereye? Fatma Gül. Bırak yüz verme şuna ya. Aç acına yatacak ama. Ne yaparsa yapsın ya. Uyanığa bak. Paranın lafını duyunca ne mağdurluğu kalıyor ne mazlumluğu. Bırak Allah aşkına ya. Yok anasının gözü bu çok. Fatma Gül. Efendim. Ne oluyor? Hiç. Ha bir ses geldi de. Sandalyeye çarptım. Niye ayaktasın sen hala ya? Uykum kaçtı, dolandım öyle. Tamam bir şey yok. Hadi yatıyorum. İyi hadi, Allah rahatlık versin. Sana da. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.